yakında olacak çok fena olaylar. Yağmur, çamur, rüzgar, şimşek, anane, fırtına. Oğlum yine anane geldi. Yaşasın, macera geliyor. Eyvah eyvah, başımıza neler gelecek. Geçen gün benim başıma yoğurt kabı gelmişti. Sakin olun. Şu camları iyice kapattık mı hiçbir şey olmaz. Oo, bayrak gibi dalgalanıyorsun Remzi. Vay canına. Beklediğim kasırga yıllar sonra ortaya çıktı. Bu gelmiş geçmiş en büyük kasırga olacak. Çabuk bana Remzilerin evini bağla. Tamam tamam, sinirlenme. Bak bu da benim sinirli sesim. Alo, Remzilerin evi mi? Aa, o ne? Remzilerin kirli sepeti konuşuyor. Alo, sepet ne haber? Sepet sepet, sepet sepet, sepet sen, ben sonra ararım. Ha, Necati? Çek gel şuradan. Remzileri ver bana. Aa, bu ne? Kadriye, bizim sepet konuşuyor. Hangi sepet? Fark eder mi hangisi oldu? Sepetler konuşmaz. Bir sessiz olun. Beni dinleyin. Abimi bağırtmayın. Dur bavul, sen de konuşma. İyice kafaları karışacak. Kadriye, bavul da konuşuyormuş. Hangi bavul? Ne oldu ne oldu? Macera mı var? Mirket abi özel durumlar için bu kirli sepetine gizli bir kamera takmıştı. Unuttunuz mu? Aa, öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum bu sepet olayını. Kirlilerini sepete atmıyorsun ya, ondandır. Kadriye bir, Remzi sıfır. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Korkunç bir kasırga şehre doğru yaklaşıyor. Bu kasırgadan korunmak için hemen sığınağıma gelin. Kadriye! Hangi Kadriye? Ay evet, benim o. Eğer sığınağa gelirseniz burada asla ev işi yapmayacaksın. Yemek hazırlamayacaksın ve her gün arkadaşlarla çay partisi yapacaksın. Hem de sınırsız kısır var. Her yeri yok edeceğim. Konuşan bir kasırga. Başımıza taş yağacak. Başıma taş yağdı. Hadi hadi, sığınağa doğru sür Kadriye. Durun, beni de bekleyin. Hop, bas gaza Kadriye. Nani nani. Herkes Mirket abinin sığınağına gitsin. Mirket abinin sığınağına, çabuk. Muhteşem bir macera bu. Tam okulda anlatmalık. Okulda anlatamazsın çünkü okul uçuyor. Bu bizi kandırmaya çalışıyor. Sana kapıyı açmayacağız kasırga kardeş. Git buradan. Bütün bu şehri dağıtmalıyım. Evladım oyna ama dağıtmadan oyna. Siz açmazsanız ben girerim. Kayda giriyorum. Amanın, kapıyı kıracak, kaçın. Merak etmeyin, bu sınağın kapısı bir tonluk kasırganın gücüne dayanabilecek şekilde tasarlandı. Sen kaç kilosun kasırga? Bir ton 5 gram. Kaçın, 5 gram fazla var. Güvendeydik. Bu sığınağın içine de bir tane sığınak yapmıştım. Sığınak içinde sığınak mı? Ekmek arası ekmek gibi. Ay, susun. Yemek demeyin bana. Yürüyecek halim kalmadı. Kasırga pençesi. Hadi herkes girsin. Bu oda son şansımız. Burada da kısır var mı? Katriye, bir şey demiyorum. Neyse. Hadi hadi girin. Çabuk, çabuk. Eyvah, Necati abi gelemedi. Çok yediği için yürüyemiyor. Necati, soda iç. Soda ile olmaz. Onu bırakamayız. Gel bakalım buraya tombik döner. Midem, sarsma beni. Üzerim seni. Geliyorum Necati abi. Oğlum dur. Şimdi seni yiyeceğim ve bunu videoya çekeceğim. Bakalım Fil Necati bu durumdan kurtulabilecek mi? Az sonra. Hayır, şimdi. Ne oluyor? Hey sen, gücün kendinden küçüklerle uğraşmaya mı yetiyor yoksa? Yoksa kendi boyutundakilerle savaşacak cesaretin yok mu? Ben de böyle olsun istemezdim. Ay yazık, ağlattınız çocuğu. Bir de sulu göz kasırga çıktı başımıza. Sadesi yetmiyormuş gibi. Sen bir şeye mi canını sıktın kasırga kardeş? Anlat istersen, açılırsın. Ben normalde okyanusun ortasında ıssız bir adada yaşıyorum.
adadaki arkadaşlarım Yanardağ Faruk, Tsunami Celil ve Bulut Hakkı sürekli benimle dalga geçerler. Çünkü onlara göre ben çok güçsüzmüşüm. Ben etrafa lav atarım. Ben de yıldırım. Ben de her yeri sularım. Peki sen? Sen ne yapabilirsin küçük? Ben de her şeyi havaya atarım. Bakın. Bu mu yani? Yaprağı bile zor kıpırdattın yerinden. Bize gücünü kanıtlamadan sakın gelme buraya. Yazık, kıyamam. İşte böyle. Bizim ufaklığa bak sen. Bu sefer sahiden de iyi iş başarmış. Evet. Temiz iş çıkarmış, hakkını verelim. Bakın şurada ne yazıyor? Bedava tırnak. Yok. Bedava sığınak. Buradalar mıymış? Ama saklanıyorlar. Ay nasıl korkmuşlar, baksana. Korkmuşlar. Kıyamam. Değil mi? Sanki giremeyeceğiz. Buraya giremeyeceğiz. Faruk abi. Küçük. İşler iyi bakıyorum. Dağıtmışsın ortalığı. He? Bunlar kim? Bunları niye uçurmadın? Ben de tam onları... Hadi üfle bakalım. Hadi. Tamam. Eyvah! Şimdi bittik. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Keçin Ecmi hariç tabii. Çok da umurumdaydı. Bence umurunda. Popüler biri tarafından sevilmek istiyorsun sen de. Hadi. Onlara bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Güçlüsün. Bunu bilmen yeter. Ama gücünü böyle göstermek bir çözüm değil. Yıkıcı olmak değil. Yapıcı olmak seni güçlü yapar. Hadi. Sizlere bir şey ispat etmek zorunda değilim. Vay canına. İşte bu. Yaşasın. Bravo kasırga kardeş. Doğru olanı yapmana sevindim. Sağ olun arkadaşlar. Gerçek gücümün farkına varmama siz yardım ettiniz. Ahlak ve üçkağıtçılık terazinin iki ayrı kefesinde yer alır. Biri çıkarsa biri iner demiş Eflatun. Ne güzel söylemiş, öyle değil mi? Felsefe bu yüzden çok önemlidir çocuklar. Kendinizi tanımayı sağlar. Neyse, yarın da bu bahsettiğim konularla ilgili bir sınav yapacağım. Herkes çalışıp gelsin. Sınav sorularım ve cevapları hazır. İşte buradalar. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Herkes sınav için iyice çalışıp gelsin. Soruların nerede olduğunu gördün mü? Evet gördüm. Yoksa benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun sen de? Evet abi, eve gidip dondurma yemeyi düşünüyorum. Hayır, onu düşünmüyorum. Bu gece sınav sorularını alalım gizlice, tamam mı? Tamam, sonra yeriz dondurma. Sen bizi mi dinledin Şakir? Yo. Bizi ispiyonlamayacaksın değil mi? Arkadaşız sonuçta. Evet. Biri onları durdurmalı ama nasıl? Anlaşıldı komiserim. Belediye başkanı birazdan buraya geliyormuş. Güvenliği sağlamamız istendi. Tabii ya. Polis bana yardım eder. Ama bunu onlara söylememem lazım, yoksa arkadaşlarım bana kızar. Eğer hiç konuşmadan bunu anlatabilirsem onları durdurmuş olurum. Memur amca, bakar mısın? Söyle evlat. Tamam, başlıyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Kurik. Patır. Dongiri. Dongiri mi? Evladım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gitmemiz gerek. Dongi. Sıkıyorum. Sık. Furi. Tutturu. Tukur. Fış. Huli. Para. Bere. Hını. Fıt. Tık. Dongi. Thank you.
ardından da bunlar fiş fiş fiş. En sonunda da harala gürele harala gürele. Son kez anlatıyorum. Arka bahçeden girip kantinin deposuna geçeceğiz. Oradan da sınıfa gidebileceğiz. Çok zekisin abi. Keşke derslerinde de bu kadar başarılı olsan. Zekiyim ama notlarım kötü. Bütün dahiler gibi. Aha, Necati abi de çıkıyor. Kimse kalmadı okulda. Yürü hadi yürü yürü. Yok, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey yapmam gerek. Of, keşke yarın tatil olsaydı değil mi? Bütün gün oyun oynardık. Aynen, keşke okulu uzaylılar işgal etseydi. Uzaylılar mı? Sanırım ne yapacağımı buldum. Bu balonları alıyorum. Bir tane de pompa verir misiniz? Buyur evlat. Hille çalışan pompa bu da. Bu balonlar daha fazla şişer mi? Yani belki biraz daha. Evlat dikkatli ol onlarla. Yürü Vedat. Tamam. Bu da sonuncusuydu. Uç bakalım uzaylı canavar. Herkesi korkut iyice. Tamam, her şey hazır. Başlayabilirim. Ay, imdat! Okulu uzaylılar bastı. Yardım edin. Ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Ne oluyor? Evet, lütfen herkes geride dursun. Ha? Bu ne? Deminki çocuk değil mi bu? İmdat! Uzaylılar geldi okula. Bakayım bakayım. Eyvah, uzaylılar okulu işgal ediyor. Buradaki işimiz bitti değil mi? Evet abi. O zaman gidip yardım getirelim hemen. Ne o, maç mı izliyorsunuz? O ne? Uzaylılarmış. Bir başkan olarak hemen kırmızı bir tuşa basıp alarm vermem gerek. Buyurun efendim, kırmızı tuşunuz. Ne? Uzaylılar mı? Şimdi pastalarımın tadına bakacaksınız. Tamamdır. Şimdi soruları alabiliriz. Of, soruları görmelerine izin vermemeliyim. Durun. Buna izin veremem. Ne yapıyorsun Şakir? Soruları çalamazsınız. Artık çok geç Şakir. Yürü hadi Vedat, gidiyoruz. Hayır. Bir dakika. Bu sayfalar boş. Hiçbir şey yazmıyor. Bu boş mu? Nasıl yani? Ne oluyor? Necati abi? Öğretmenim. Merhaba çocuklar. Bir soru için bütün ülkeyi ayağa kaldıracağınızı tahmin etmemiştim. Fakat sayfalar... Sayfalar neden boş? Çünkü sınav buydu zaten. Sayfaların hiçbir önemi yoktu. Sınav soruları zannettiğiniz boş kağıtları gözünüzün önünde çekmeceye koydum. Çünkü aranızdan birilerinin bu soruları almaya çalışacağını, kiminizin de bunu durduracağını düşünmüştüm. Sen de o yüzden beni anlamamış gibi yaptın Necati abi. Yo, ben zaten hiçbir şeyi anlayamıyorum ki. Bak, bomboş kafa. Sizleri sıradan bir sınavdan geçirmek yerine ahlak anlayışınızı birebir görmek istedim. Aferin Şakir. Sana bu sınavda 100 verdim. Teşekkürler öğretmenim. Doğru olanı yaptım.